bahar oldu, büyü büstanlarda bülbül. Kılur gül aşkına feryadu gulgul. Bu ömr ile çemende hiç inanma, ki bir haftadan artık dirile gül. Gülün ömrü azına gözüm ağla, yazın tiz geçti yine ağız aç gül. Kime bir afiyet geldi cihanda, kim ana irmedi 100.000 tezelzül. Gülşehri'nin hayatı hakkında pek fazla bilgi yoktur. Nerede doğduğu bilinmemektedir. Muhtemelen Sultan Veled'in müritlerindendir. Onun emriyle Kırşehir'e gelip bir tekke kurarak halkı irşad ettiği için bu şehir nispeten Gülşehri mahlasıyla anılmaktadır. Adının Ahmet veya Süleyman olduğu söylenmektedir. Gülşehri devrinin büyük şairlerinden biridir. O da büyük mutasavvıflar gibi dünyaya, mala, mülke meyletmemiştir. Onun için mühim olan yüreğinde taşıdığı aşk ateşidir. Eserlerinden anlaşıldığına göre Gülşehri, dini ilimler yanında matematik, mantık ve felsefe öğrenmiştir. Anadolu'nun birçok yerini dolaşmıştır. Böyle giç irmeye ahşama seher, bu gice ruzi kıyamettir meğer. Bu gicenün yok mudur ya Rab günü? Böyle uzun görmedim hergiz dünü. Çok riyazette geçirdim giceler, görmedi bu gice gibi kocalar. Uş bu ot kim gönlüme düştü benim, mum gibi yandı kamu canum tenüm. Eserleri didaktik ve sufiyane bir muhteva taşımasına rağmen, dilinin sade oluşu, üslubunun akıcılığı, nazım şekillerini mükemmel kullanışı bakımından farklılık gösterir. Türkçeyi itinalı bir şekilde kullanmıştır. Yunus Emre gibi Anadolu Tekke Edebiyatı'nın önde gelen isimlerindendir. Türk Edebiyatı'nın Anadolu'daki ilk eserlerinden olan ve 1317'de Gülşehri tarafından yazılan Mantıku't-Tayr, sanat değeri yüksek bir eserdir. Selçuklu Devleti'nin sonuyla Osmanlı'nın başlarında yazılan eser, dil bakımından eski Anadolu Türkçesinin ilk örneklerini temsil eder. Gülşehri, Mantıku't-Tayr adlı eserini Fars edebiyatının büyük şairi Feridüddin Attar'ın aynı adı taşıyan eserinden almış ve tercüme etmiştir. Şair, Attar'ın hikayelerinin yerine başka hikayeler koymuştur. O, bu hikayeleri çeşitli kaynaklardan aldığı gibi kendisi de bizzat hikayeler yazmıştır. Bu bakımdan Gülşehri, Türk edebiyatının ilk hikaye yazarıdır. Türkçe aşığı şair, 1317 yılında vefat etmiştir. Ahi Evren kim, Hakk'a irmiş idi. Tanrı'nın didarini görmüş idi. 93 yıl dünyede oldu tamam. Ne helal ögünde geçti ne haram. Gönlünü avret oduna yakmadı. Kimsenin ağzın yüzüne bakmadı. Terbiyelerim teninde can idi. Ahilere, beylere ol sultan idi. Mustafa'nın ol alemdarı idi. Murtaza'nın sevgili yarı idi.